Amasya Genelgesi ile ilgili konuyla devam edeceğiz bu derste değerli arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık aşamasının 3. evresi. Samsun 1. adımdı, Havza Genelgesi 2. adımdı, 3.'sü Amasya Genelgesi. Mustafa Kemal Havza'dan Amasya'ya geçmişti. Havza'dan Amasya'ya geçtiğinde önemli gelişmeler olacak çünkü milli mücadele sürecinde İstanbul'daki büyük komutanlar, özellikle burada isimleri geçenler arkadaşlar, Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, Refet Bey, Mustafa Kemal ile birlikte Amasya Genelgesi'nin hazırlanmasına imza atacaklar. Amasya'ya gelemeyen, Amasya'da bulunmayan ama telgrafla destek olan büyük komutanlar var. Kazım Karabekir ve Cemal Paşa. Osmanlı ordusunun içerisindeki büyük komutanların İstanbul'u bırakması arkadaşlar, İstanbul yerine Amasya'yı, Mustafa Kemal'in yanını tercih etmesi önemli bir gelişme. Yani demek ki sadece Mustafa Kemal Paşa değil, Mustafa Kemal ile birlikte Osmanlı ordusundaki büyük komutanlar da İstanbul'da kalarak, İstanbul'da çare arayarak bu süreci düzeltemeyeceklerini anlamışlar. O yüzden Anadolu'ya geçmek ve ayrıca bir mücadele başlatmak gerektiğini onlar da anlamış. Özellikle arkadaşlar Amasya Genelgesi'nde bizim bilmemiz gereken çok güzel kararlar alınacak. Sınavlarda da bilgi sorusu olarak, yorum sorusu olarak da karşımıza geliyor. Bir kere maddelerden ilki şu: vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Biraz sonra bu maddelerin analizine geçeceğiz. Yani bize bir uyarıda bulunuyor bu madde, dikkat ederseniz. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Niçin? Çünkü işgallerin önüne geçilemiyor. Yani kafalarına göre o 7. maddenin bahanesiyle istedikleri gibi işgallere başlamışlar. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir diyor. Yani devleti yöneten bir mekanizma var ama işgaller karşısında, haksızlıklar karşısında istenilen eylemi gerçekleştiremediğini söylüyorlar. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Hani kabul edilemeyecek bir durumdan bahsediliyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Arkadaşlar dikkat edin. Bakın, milleti millet kurtaracaktır. O zaman bir yere bir işaret veriyor. Yani artık o monarşik sistemde millete egemen olan padişahtı. Milleti padişah kurtaracak değil, milleti millet kurtaracak diyor. O zaman bir sisteme karşı tepkisellik var. O zaman ilk defa milli egemenlik vurgusunun da işaretlerini burada görüyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Anadolu'nun her bakımından en güvenli yeri olan Sivas'ta. Sivas o dönem güvenli bir yer. Bir kongre, milli bir kongre düzenleyelim. Bu kongre, yani katılımı sağlayalım, ulusal çapta olsun. Bu kongrede milli mücadelenin temel kararlarını alalım. Böyle bir hazırlık aşaması. Çünkü Amasya'da bunu niye yapmamışlar arkadaşlar? Amasya'da şu an ülkenin değişik yerlerinden üyeler gelmemiş. Sadece Mustafa Kemal'in yanına gelebilenlerle Amasya Genelgesi düzenlenmiş. Ama Amasya Genelgesi'nde neyin hazırlığı yapılıyor? Yurtta, değişik bölgelerde katılabilecek durumda olan üyeler, mesela burada rakam da verilmiş, 3 temsilci, en az 3 temsilci arkadaşlar gelecek. Sivas Kongresi'nde ülke için kararlar alınacak. Bir diğeri Doğu Vilayetleri adına 10 Temmuz'da bir Erzurum'da kongre düzenlenecek. Hani o Doğu Vilayetlerinin işgaller karşısındaki mücadelesi ve süreci konuşulacak. Kongreye katılacak delegeler Sivas'ta yapılacak kongreye de katılacak. Yani Erzurum Kongresi'ni düzenleyeceğiz. Erzurum Kongresi'ndeki o delegeler Sivas Kongresi'ne de katılmış olacak. Bir diğeri arkadaşlar, milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak milli bir kurul oluşturulacak. Milletin bulunduğu durumu dünyaya duyurmak gerekiyor. Şimdi her türlü baskıdan da uzak olması gerekiyor. Milli bir kuruldan bahsediyor arkadaşlar. Temsiliyeti ortaya çıkacak. Temsiliyetiyle birlikte gazeteler, basın yayın yoluyla haklılığımız hem ülke içerisinden de dünyaya duyurulmaya çalışılacak. Bu süreçlerin ilk adımı, demek ilk sinyalleri nerede verilmiş? Amasya Genelgesi'nde verilmiş. Şimdi bir soru bir cevap etkinliğine bakarsak, o şey, maddelerin analizi. Niye arkadaşlar bunu yapıyoruz? Çünkü Amasya Genelgesi'nde özellikle alınan kararlarla ilgili soru analizleri bizim karşımıza
sırtça çıkıyor. Mesela Amasya Genelgesi kararlarında o birinci maddede deniyor ki vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Şimdi sonra da diyor ki bu madde ile ilgili ne söylenebilir? Şimdi sevgili arkadaşlar baktığınızda bu maddenin yapısına bize diyor ki vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Bu madde arkadaşlar savaşın gerekçesi. Yani hani bize sorarlarsa siz neden milli mücadeleyi başlattınız? Bak gerekçemiz bu. Çünkü vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Bu maddeyle arkadaşlar bölgesel kurtuluş sadece çare değil, ülkenin kurtuluşu, milletin kurtuluşu için hamle yapılması gerektiğinde buradan çıkarabiliriz. Bir diğer soru analizi, Amasya Genelgesi kararlarından hangisi işte söylenebilir ya da ne söylenebilir bu maddeyle ilgili? Diyor ki İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok saymaktadır. Yani yine dikkat edin bakın ne de niçin nasıl sorularını sorun. Şimdi niçin gerekçe sorusudur. Yani niçin siz milli mücadeleye başladınız? İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapamıyor. Görevini yapamadığı için de biz bu amaçla bu gerekçeyle milli mücadeleyi başlattık cevabını veriyor. Yine iyi dikkat etmenizi istediğim bir bilgi veriyorum. Niçin, nasıl, neden soruları önemli arkadaşlar. Nasıl yöntemdir. Yani bunu nasıl yapacaksınız? Yöntem belirtir. Niçin siz bunu yapıyorsunuz? Gerekçedir. Neden? Amaçtır arkadaşlar. Şimdi Amasya Genelgesi kararlarında yine hangisi söylenebilir diye dördüncü maddeyi vermiş. Ulusun sesini tüm dünyaya duyuracak her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kuruluşun oluşturulması. Şimdi bu maddeye göre baktığımız zaman temsil kurulunun oluşturulması ilk defa ima edilmiş. Temsil kurulu. Arkadaşlar bir mücadele verilecekse bu milli mücadeleyi yönetecek, bu süreci yürütecek bir lider grubunun olması lazım. Bu grup nasıl olacak, kim olacak? Bununla ilgili ilk sinyallerin yine Amasya Genelgesi'nde verildiğini görüyoruz. Kurtuluş mücadelesi kişisellikten çıkarılmış, kurumsallaştırılmaya çalışılmış. Çok önemli bir bilgi. Yani burada diyor ki her türlü etki denetimden uzak milli bir kuruluşun oluşturulması. Hani bir kişiye bunu mal etmeyelim. Bir kurul, bu kurul milli mücadeleyi yönetecek, yürütecek ve zafere gideceğiz. İşte bu kurul Erzurum Kongresi'nde kurulacak olan temsil heyetidir. Başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı, içinde üyelerin olduğu gruba biz temsil heyeti diyoruz. Şimdi Mustafa Kemal arkadaşlar Amasya Genelgesi'nde bu kararları aldığı zaman, Amasya Genelgesi'ndeki bu kararlara öncülük ettiği zaman tıpkı Samsun'daki süreçte olduğu gibi itiraf devletlerinin ve İstanbul'un büyük tepkisini çekecek. Yani Mustafa Kemal görevinin dışına çıktı. Biz sana Samsun'daki sorunları çöz dedik. Sen Havza'ya, oradan Amasya'ya geçtin. Oradan Erzurum'a geçmeyi, Sivas'ta kongre yapmayı planlıyorsun. Bununla ilgili hani plan dışında, sana verilen görevin dışında hareket ediyorsun. O yüzden görevinden alındın. Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişliği görevine Amasya Genelgesi sonrasında son veriliyor. Bu göreve kim son veriyor? İstanbul. İstanbul'da kim var? İstanbul hükümeti. İstanbul hükümetinin de en tepesinde kim oluyor? Padişah. Demek ki bu süreçte neyi anlamalıyız? Milli mücadelede Amasya Genelgesi'nde çok önemli kararlar alınırken bu süreci başlatan Mustafa Kemal'in görevine son verilmesi, İstanbul'a çağrılması, milli mücadele hareketinin desteklenmediğini, İstanbul tarafından kabul görmediğini anlamamız lazım. Buna da dikkat edin. Şimdi Mustafa Kemal İstanbul'a çağrıldığı zaman Mustafa Kemal bir yol ayrımında. Yani ya İstanbul'a gidecek ya da gitmeyecek. Şimdi görevi, askerlik görevinden dolayı İstanbul'a dönmesi lazım. Sana biz 9. Ordu Müfettişliği görevini vermiştik. O görevi elinden aldık ama sen yine ordunun komutanısın. İstanbul'a, merkeze dön diye çağrılıyor. Şimdi Mustafa Kemal de dönmesi lazım. Dönmemesi gerekiyor. Neden? Çünkü milli mücadeleyi başlatmış. Milli mücadelenin duraksaması ya da yavaşlaması ya da sona ermesi
bütün o bağımsızlık mücadelesiyle ilgili hayalleri, hedefleri alt üst edecek. O yüzden Mustafa Kemal bir karar alıyor arkadaşlar. Tutkunu oldu, aşık oldu, askerlik mesleğine son verecek. Yani bir telgraf çekecek ve diyecek ki 9. Ordu müfettişliği görevinden de askerlik görevinden de vazgeçiyorum, istifa ediyorum. Bundan sonra sineyi millete, millete dönüyorum. Milletin içerisinde bir sivil vatandaş olarak kurtuluş mücadelesini başlatıyorum. Arkadaşlar, Mustafa Kemal artık milli mücadelede sivil. Hiçbir görevi ordu tarafından ya da devlet tarafından hiçbir görevi kalmamış. O sürecin içerisinde ilk defa sivil kıyafetleriyle bir fotoğrafını da görüyoruz. Amasya genelgesi sonrasında. Şimdi çok kıymetli bir konu. Çok da sorular geliyor. Umarım Amasya genelgesinin önemini ve o sürecini öğrenmişizdir. İyi öğrenmeler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.